İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan, Harbert. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi temsilcileri Ermenistan Cumhuriyeti'ni Artsakh'a bağlayan yolun kontrol noktasını ziyaret ederek otoyolun kapalı olduğunu kaydetti. Müslümanlaştırılmış Ermeniler. Batı Ermenistan'da depremin ardından son durum. Samosat, Adıyaman. 20 Şubat 1988'de Artsakh Hareketi'nin ilk mitingi gerçekleşti. Batı Ermenistan Ermeni Eğitim Merkezleri, Üsküdar Ruhban Okulu. Batı Ermenistan'ın ünlü evlatları, Toros Roslin. Son 3 yılda 3 büyük deprem gören ve 5000 yıllık geçmişe sahip Batı Ermenistan'ın Harbert şehrinin Harbert Mahallesi son yıkıcı depremin ardından bile ayakta kalabildi. Özellikle Eğri Minare, Harbert Kalesi ve diğer tarihi hanlar, hamamlar ve Pisa Kulesi'nden daha eğik müstakil evlerden depremlerde tek bir taş düşmemiştir. Deniz seviyesinden 1200 metre yüksekliğe sahip yörede çevredeki binalar ve diğer tarihi eserler de zarar görmedi. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Süniki Bölge Valisi Robert Hugasyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin yükümlülüklerinin yerine getirilmesini izlemekle görevli ve bilgi toplama görevi için Sünik'e gelen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin eş raportörleri olan Finlandiya'dan Kimmo Kiljunen'i ve İsveç'ten Boriana Oberg'i 8 Şubat'ta karşıladı ve onlara eşlik etti. Eş raportörler, Berzor yolunun kapanması nedeniyle Sünik'e sığınan Artsakhlılarla görüştü. Kimmo Kiljunen, Sünik-Artsakh yolunda gerçekten neler olduğunu öğrenmek için bir araştırma görevi için buradayız. Raporlarımızda sunmak için sizi dinlemek, duygularınızı anlamak istiyoruz, dedi. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi temsilcileri, Goris bölgesini Artsakh'a bağlayan yolun kontrol noktasını da ziyaret ederek otoyolun kapalı olduğunu kaydetti. Farklı dönemlerde Ermeni platosunu işgal eden Fatihler, Ermeniler de dahil olmak üzere yerli halkları zorla asimile etme politikasını benimsemişler ve bunların uygulanmasının ana yöntemlerinden biri de zorla din değiştirme olmuştur. Dayatılan İslam'ı kabul eden Ermenilerin bir kısmı çeşitli nedenlerle ister istemez ana köklerinden ve Hristiyanlığı savunan akrabalarından zaman içinde ayrılmış, bu da kısmen veya tamamen asimilasyona yol açmıştır. Ermenilerin zorla İslamlaştırılmasının özellikle Türk kabilelerinin Küçük Asya'yı ve Ermeni platosunu işgal etmesinden sonra olduğu bir gerçektir. Çocuklar din değiştirme için en uygun hedef olarak görülüyordu ve onları erken yaşta İslamlaştırmak, yeni oluşan ulusal ve dini öz bilinci silmek daha kolaydı. Soykırım Armenosit sırasında Ermenilerin Müslümanlaştırılmasından bahseden bazı Türk kaynakları birçok Ermeninin gönüllü olarak İslam'ı kabul ettiğini vurgulamaktadır. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi dayatılan gönüllü aslında ölüm ve yaşam arasında bir seçim anlamına geliyordu. Belirli sayıda Ermeni zorla İslam'a getirildi ancak yaygın değildi ve olamazdı da. Çünkü 1915'teki Türk devlet mekanizması aslında Ermenileri asimile etmek değil, yok etmek istiyordu. Batı Ermenistan'da meydana gelen şiddetli depremde en ağır hasarı alan kentlerden biri olan Samosat Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarının yerini enkaz kaldırma aldı. Kentte binlerce kişinin halen enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. Enkazlardan peş peşe cenazelerin çıkarıldığı kentte şu ana kadar kaç binanın yıkıldığı, enkazların altında kaç kişinin kaldığı, kaç kişinin hayatını kaybettiği ve kaç kişinin yaralandığına dair resmi tek bir açıklama yapılmadı. Depremin üzerinden 12 gün geçmesine rağmen Samosat Adıyaman'da insanlar halen enkaz altında. Halen enkazlarına ulaşılamamış yüzlerce yapı bulunuyor. Çaresizce enkazların başında yakınlarının cenazelerini bekleyen yurttaşların umudu saatler geçtikçe tükeniyor. Samosat Adıyaman merkezinin büyük bir bölümüne ne su ne de elektrik veriliyor.
havanın eksi 22 dereceye düştüğü Elbistan'da insanlar için halen barınma olanakları sağlanmadı. Depremzedelerin en çok ihtiyaç duyduğu tuvalet ve su, çadır ve ısıtma araçları. Haycampa adlı kuruluşun yerinde uygun yardımı sağlamak için gerekli eşyaların ve mali kaynakların toplanmasını da organize ettiğini hatırlatalım. Stepanakert'teki Halk Temsilcileri Konseyi'nin 20 Şubat 1988 tarihindeki olağanüstü toplantısında Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nden Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne bağlanması talebiyle Azerbaycan ve Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Yüksek Konseylerine başvurma kararı alındı. Bölge konseyinin olağanüstü oturumu gün boyunca devam etti. Bu sırada sokakta karlar altında binlerce kişi onun kararını bekliyordu. Gece saatlerinde milletvekilleri tarihi kararı verdi ve toplantı salonunu terk ederek binlerce miting katılımcısının arasına katıldılar. Daha sonra Sovyetler Birliği Halk Parlamentosu üyesi Vachagan Grigoryan, 20 Şubat 1988 tarihli Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Halk Temsilcileri Olağanüstü Konseyi'nin kararını okudu. Dağlık Karabağ Halk Temsilcileri Bölgesel Konseyi'nin olağanüstü oturumunda aşağıdaki karar 110 lehte ve 17 aleyhte oyla kabul edildi. Dağlık Karabağ işçilerinin isteklerini yerine getirerek Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Yüksek Sovyeti ve Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Yüksek Sovyeti'nden Dağlık Karabağ Ermeni nüfusunun arzularına derin bir anlayış göstermelerini ve sorunu çözmelerini istiyoruz. Aynı zamanda Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinden Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerine devredilmesi sorununu olumlu bir şekilde çözmek için Sovyetler Birliği Yüksek Sovyeti nezdinde arabuluculuk yapmalarını istiyoruz. Aynı gün miting dalgası Yerevan'ı ve Artsakh'ı kapladı. Aynı gün Yerevan'da Artsakh Ermenilerini destekleyen bir gösteri başladı. Üsküdar Ruhban Okulu ilk laik Ermeni Ruhban Okulu'dur. 1838 yılında Konstantinopolis İstanbul'un Üsküdar semtinde kurulmuştur. 19. yüzyılın 30'lu ve 40'lı yıllarında ulusal anaokullarının artık eğitim çalışmalarının artan taleplerini karşılayamadığı için eğitsel aydınlanma hareketi büyük bir hacim kazandı ve Batı Ermenistan'da ulusal personel yetiştiren üst düzey bir eğitim kurumuna sahip olmak çok gerekli hale geldi. Binanın tasarımı ve inşası Konstantinopolis'in saltanat mimarları olan Merveryan ve Balyan üstlendi. Ulusal Ruhban Okulu'nun açılışı yatılı olarak 9 Aralık 1838'de gerçekleşti. 10 öğrencinin ücretsiz okumak şartıyla 50 öğrenci kabul edildi. Ruhban Okulu'nun dahili bir tüzüğü vardı. Okulda Ermenice, Fransızca, Türkçe dil bilgisi ve diğer birçok önemli dersler ile el sanatları da öğretildi. 1840 yılında Üsküdar Ruhban Okulu'nun öğrencileri, öğretmenleri ve toplum temsilcilerinden oluşan ortak meclis, Ruhban Okulu'nun sorunlarıyla ilgilenen Tek Birlik adlı derneği kurmaya karar verdi. İstanbul Ermeni Patriği yeni bir vakfın kurulmasını onaylıyor, ancak Türk hükümeti vakfı onaylamak yerine üyelerini tutukluyor. Bu adıma cevaben 24 Ağustos 1841'de 3000'den fazla zanaatkarın katılımıyla bir gösteri yapılıyor. Türk hükümeti tutukluları serbest bırakmak ve ardından bireysel olarak yargılamak zorunda kalıyor. Ruhban Okulu 3 Ekim 1841'de kapatıldı, bina askeri hastaneye dönüştürüldü. Uzun protestolardan sonra bu bina 1846'da Ermenilere iade edildi ve Ruhban Okulu'nun yeniden açılmasına izin verildi. Batı Ermenistan'ın evladı, minyatür ressamı ve 13. yüzyılın ikinci yarısının Kilikya Okulu'nun ressamı olan Toros Roslin, sanatçılar tarafından Rönesans'ın öncüsü, süsleme virtüözü olarak anıldı. Roslin'in tüm yaratıcı faaliyetleri o dönemde başpiskoposluğun bulunduğu Hromkla'da gerçekleşti. Hromkla'da görev yapan Gatoygoslar el yazısı kültürüne, yazı ve kitap resmi gelişimine büyük önem veriyordu. Piskoposluğa ait olan el yazması atölyesinde oluşturulan minyatür resim okulu diğer okullar arasında en önemlisiydi ve sadece Kilikya'nın değil ülke çapında kitap sanatının
daha da gelişmesi üzerinde belirleyici bir etkiye sahipti. Ressam yaşamı boyunca yüksek bir üne sahipti. Kraliyet ailesinin, prenslerin ve yüksek rütbeli din adamlarının emirleriyle çalıştı. Rossini'nin yaşamanın geçtiği piskoposluğun 1292'de yıkılması ve 1375'te başkentin ele geçirilmesi sırasında Kilikya Krallığı Divanı'nın yıkılması, sanat tarihçileri de dahil olmak üzere yeni zamanın tarihçilerini yalnızca siyasi nitelikteki değerli materyallerden değil, aynı zamanda kültürel figürlerle ilgili belgelerden de mahrum etti. Rossini'nin biyografisinin tek kaynağı el yazmalarının anıları oldu. Bugün sanatçının imzasını taşıdığı bilinen 7 eser 1256 ile 1268 yılları arasında 13 yıl içerisinde yapılmıştır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size kaval ustası Ararat Bedrosyan tarafından icra edilen Haçadur Avedisyan'ın Pastoral Poem adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.